Web Ustası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Web Ustası ekibinden Hasan. Bu videoda sizlerle birlikte OBS üzerinden kaliteli ekran kaydı nasıl alınır bunu öğrenmiş olacağız. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. O zaman da fazla uzatmadan nasıl yapıldığını gelin anlatıyorum. Hemen hızlı bir şekilde OBS'imize geçtik arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Eğer kanala abone olup videoya da like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bizi desteklemiş olursunuz. Biz de bu tarz videoların devamını çekmiş oluruz. Şimdi yapacağımız işlemler zaten en başta OBS'i yüklemek. Şimdi bakın burada biliyorsunuz ki sahneler kaynaklar kısmımız var. Burada sahnelerde... Farklı sahneler yapabilirsiniz. Ben şu anda kayıt yani ekran kaydı yapmak için ayarları gösteriyor olacağım. Eğer ki yayın yapmak için de ayarlar isterseniz bunu yorumlarda belirtirseniz yayın içinde çok güzel bir video çekelim arkadaşlar. Çünkü yayın ayarları çok çok farklı ayarlar. Onlardan daha sonra bahsedebiliriz eğer sizde isterseniz. Ekran yakalama ayarlarına geldim. Şimdi ekran yakalayacağım veya herhangi bir kamera yakalayacağım veya uygulama yakalayacağım. Bunu siz buradaki artı ikonuna basarak buradan seçebiliyorsunuz. Buradan pencere yakalamada diyebiliyorsunuz. Ben şu anda ekran yakalamada kullanıyorum. Eğer kamerada video çekeceğim zaman video yakalama aygıtını burada üstüne tıklıyorum ve açıyorum. Bunu da üste taşıdığımda video yakalama aygıtını da aktif ediyorum. Bu zaten katman mantığı. Bunu OBS kullanan herkes biliyordur. Lafı fazla uzatmadan ayarlar penceresine geliyorum. En başta gelişmiş ayarlar kısmına geliyorsunuz. Buradan işlem önceliği kısmını normal yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer yüksekte veya normalin üstündeyse sizde bu ayar. Bunu normale çekin. Bilgisayarınız her ne kadar kaliteli olursa olsun OBS'e çok fazla Yer ayırmanıza gerek yok. OBS kendi içerisinde zaten ekran kartınızı kullanarak kayıt yapıyor. O yüzden bunu normal yapın. Eğer yüksek yaparsanız daha fazla işlemcinizi kullanacaktır. Şimdi genel kısmına geldiğimizde genelde zaten çok fazla değiştirebileceğiniz bir ayarlarınız yok. Bu direkt genel varsayılan olarak kalsın. Yayın yapacağınız zaman da yayın ayarlarını ben tamamen göstereceğim. Onu da isterseniz ek bir videoda zaten tamamlıyor olacağım. Onun dışında buradan çıkış kısmına geliyorsunuz. Yayından buradan kayıt kısmına da geldim. Şimdi ben de şu anda ekran kaydı aldığım için buralar pasif durumda ama ben size bunların hepsini teker teker anlatacağım. Tür kısmı standart arkadaşlar. Sizde bir basit vardır. Onu standarda çekerseniz buradaki bütün ayarlar açılıyor olacaktır. Kayıt yolu dediğiniz yer videoyu kaydettiğiniz alan bunu istediğiniz yere yapabilirsiniz. Performansı hiç etki etmez. Kayıt biçimini quicktime Time yapmalısınız. Kaliteli bir ekran kaydı istiyorsanız bunu quicktime yapacaksınız. Video kodlayıcısı. Şimdi bu kısma geldiğimizde ise ekran kartınız daha iyi ise ekran kartınızı seçin. İşlemciniz daha iyiyse işlemcinizi seçin. Size illaki bunu seçin diyemem. Bu sizin bilgisayarınızın performansına bağlı bir ayar. O yüzden ekran kartınız daha iyiyse ekran kaydınızı seçerek devam edebilirsiniz. Benim gibi direkt bunu yapıştırabilirsiniz. Ses kodlayıcısı aynı kalabilir. Ses parçası 1 olarak işaretleyeceksiniz. Onun dışında çıkışı yeniden boyutlandırı devre dışı bırakabilirsiniz. Çünkü biz zaten bakın burada 1920-1080 kayıt alıyoruz. O yüzden çıkışta tekrardan boyutlandırmamıza gerek yok. Kodlayıcı ayarlarımıza geldik. Burada oran kontrolü CBR olacak arkadaşlar. Ve bit hızımız bakın bu çok önemli. Kaydımızın yani ekran kaydımızın kalitesi bit hızıyla ölçülür. Bunu 30.000 yaptım ben. Çünkü ekran videosu çekiyorum ve size yazıların çok çok iyi aktarılması lazım. Bunu 40.000 de yapabilirsiniz yayın için. Fakat boyutu yani... Bit hızını ne kadar yükseltirseniz videonun boyutu o kadar artar ama o kadar kaliteli olur. Ben bin de kullanıyorum, 30-35.000 arasında kullanıyorum. Siz de bu civarlarda kullanabilirsiniz. Onun dışında e, burada zaten çok önemli bir ayarlar değil. Ee, onun dışında bu ayar paneline geldiğinde yüksek kalite kısmı sizde e, düşük gecikmede olabilir bunu da yüksek kaliteye alabilirsiniz. Onun dışında burada profilimizde de high olarak seçeceğiz. Ee, onun dışında burada yapabileceğiniz ek bir ayarımız yok. Zaten ekran kaydı ayarlarımızda en önemli alan dediğim gibi bit hızı e, buradaki arkadaşlar video kısmı. Burada monitörünüzün ee, pikseli neyse onu da yazabilirsiniz. Temel tuval çözünürlüğü kısmına bunun ikisini monitörünüzün boyutunu yazabilirsiniz. Buraya da normal YouTube'un e, video boyutlandırmasını yazabilirsiniz. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum. 4K bir monitörünüz varsa bile 1920 1080 video e, gayet hoş. 60 fps bu arada onu da söylemeyi unuttum. 60 fps olarak çekeceksiniz. Ama benim internetim çok iyi. Ben 2K 4K ayarlar yapmak istiyorum derseniz de monitörünüzün ölçeğini kullanabilirsiniz ama çok elzem değil, çok ekstra bir kalite katmaz. Çıkışımızı yaptık. Sesimizi bu e, sizde 24 olarak gelecektir. Bunu da 48 alacaksınız. Masaüstü sesini eğer ekranın da sesini alacaksanız buradan kulaklığınızı veya hoparlörünüzü seçebilirsiniz. Ben masaüstünün ses kaydını almıyorum. O yüzden bunu siz burada da kullanabilirsiniz. Mikrofon yardımı sizde burada mikrofonu seçiyorsunuz zaten. Onun dışında. Başka burada ekstra gelişmiş olarak yapacağınız bir ayar yok. Videomuzda da dediğim gibi 60 kare 1920 1080 olarak yatay video çekeceksiniz. Kısa yollarımızda zaten ben hiç kısa yol kullanmıyorum. başını sonunu videoda açtım kapattım kısımlarını zaten kırparak kullanıyorum. Erişebilirlik kısmında hiçbir şey yok. Gelişmiş kısmında da zaten en başta yapmanız gereken ayarları ben söyledim bu panelde. Bunu sadece normal yapacaksınız ve kaliteli bir ekran kaydı almış olacaksınız. Evet dediğim gibi bakın yayın kaydı da yani yayın da yapmak istiyorsanız Twitch'te işte kit platformda yayın yapmak istiyorsanız hem size platform bağlantılarını anlatabilirim hem de kaliteli yayın nasıl yapılır bunu sizlere anlatmış olurum arkadaşlar bunu da istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz ben de ona göre bir video çekerim. Videonun açıklamasında da Telegram kanalımız, Discord sunucumuz bizimle birebir iletişime geçeceğiniz elverişli kanallar. Bunlar bu kanallara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Katılım ücretsiz. Oradan direkt soru cevapla iletişimde olabiliriz. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Bu videoda OBS üzerinden nasıl kaliteli ekran kaydı alınır bunu öğrenmiş olduk. Videoyu hala like atmadıysanız şöyle biraz aşağı kaydırıp videoyu beğenmeyi de kesinlikle unutmayın. Kanala da abone olmadıysanız abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz ve bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.